İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Ye ye bitmez. Dün en düşük emekli maaşını açıkladılar 12.500 TL. SGK verilerine göre Ocak-Nisan döneminde 16.199.000 emekliye ayda 12.197 lira maaş ödenmiş. Böylece en düşük emekli maaşı alanlar bir önceki ayın ortalama emekli maaşından daha yüksek maaş almış olacaklar. Kaynakça TÜİK. Abdullah Güler'in açıklamasına göre emeklilere bu zamın maliyeti 33 milyar lira olacakmış. Lakin Abdullah Güler bir şey daha ekledi. İşverenin 5 puanlık SGK indirimi bitiyor. Hazineden bu yılın ilk 6 ayında işverenler adına 5 puanlık SGK primi ödemesi 128 milyar 725 milyon TL olmuş. Kısaca hükümetimiz işverenlerden 128 milyar lira alacak ve emeklilere 33 milyar lira ödemiş olacak. Kurulan denge bu gelelim işin bütçeye yüküne veya kaynak kısmına. Bu yılın ilk 6 ayında hazineden SGK'ya aktarılan kaynak 752 milyar lira. Yine bu yılın ilk 6 ayında hazineden ödenen kamu maaş tutarı 1 trilyon 285 milyar lira. Kısaca hazine emekli açığına ve kamu personeline toplam maaş ödemesi 2 trilyon 37 milyar liraya ulaşmış durumda. Oysa aynı dönemde hazinenin topladığı toplam vergi geliri 3 trilyon 213 milyar lira. Bunun anlamı şu, hazinenin Mayıs ayı tek seferlik vergi gelirlerine rağmen toplam maaş ödeme oranı %63.4'e ulaşmış durumda. Bu oran hatırlarsanız Nisan ayında %74.6 seviyesindeydi. Tekrar ederim, Mayıs ayında tek seferlik vergilerin etkisiyle bu düşüş oldu. Durum şu ki hazinenin maaş ödemelerinin vergi gelirlerine oranı nereden bakarsanız bakın %65'lere ulaşmış oldu. Oysa bu oran eski yıllarda %50 barajında dolaşıyordu. Asgari ücrete zam yapılmadığı için SGK'nın prim gelirleri çok düşük oranda artacak. O zaman hazinenin bu açığı nasıl kapanacak? Burada bir başka ters durumu izah etmiş olalım. Bu örnek üzerinden giderek konuya bakalım. Bakın şu sıralar tüm memur emeklileri bizde 19 zam yapılırken diğer emeklilere %25 zam yapılıyor bu haksızlık giderilsin diyorlar. Benzer durum ama bu sefer tersten kamu özel sektör işçilerinde söz konusu. Durumu şöyle izah edelim. Nisan ayı itibarıyla özel sektörde ortalama bürüt ücretler 33.696 TL ediyor. Kamuda çalışan işçilerin bürüt ücreti ise 43.510 TL özel sektör dediğinizde bunun içinde doktor, mühendis, pilot ne ararsam var. İşte bu özel sektörde ortalama ücretten 30 daha fazla maaş alıyor. Kamu işçisi. Bu kamu işçisi memur değil, bildiğiniz kamu işlerini yürüten işçiler. Ve şimdi ne olacak? Özel sektörün çok üzerinde maaş alan kamu işçilerine ve memurlarına zam yapılacak ama özel sektörde o zam olmayacak. Alın şimdi bir başka dengesizlik daha. Keşke bu ülkenin bütün dengelerini bu kadar bozmasalardı. Maalesef bütün dengeleri bozulmuş bir ülke olduk.